Radyasyon yayılan her türlü enerjiye verilen bir isimdir aslında. Radyasyon insanlar açısından yararlı ve zararlı radyasyon olarak iki bölümde incelenebilir. Yararlı radyasyon dediğimiz aslında görünen ışık, radyo dalgaları, mikrodalgalar bunların hepsi de bir radyasyon türüdür. Ama insanlara zararlı olmaya başlayan radyasyon daha çok iyonizan radyasyon dediğimiz yani insan hücrelerine ya da canlıların hücrelerine zarar veren bir radyasyon türüdür. Radyasyonu sağlıkta iki önemli bölgede kullanıyoruz. Bir tanesi tanı amaçlı, teşhis koymak amaçlı daha çok röntgen bölümünde kullanılıyor. Diğeri ise tedavi yani radyoterapi. Radyasyonu kullanarak bu doğal radyasyon olabilir, yapay radyasyon olabilir. Bunları kanser tedavisinde kullanıyoruz. Aslında burada şöyle bir ikilem var. Radyasyonun kendisi hem kanser yapıyor hem kanser tedavisinde kullanılıyor. Doğru bir sanki çelişki var gibi ama bu bir gerçek. Radyasyon dünyada değişik kaynaklardan insana etki edebilir ve bunlar arasında işte uzaydan gelen radyasyon, yer küre katmanları arasından çıkan, atmosfere çıkan radyasyonu sayabiliriz. Bunların hepsi insan üzerinde aslında hepimizin doğal olarak aldığı, hayatımız boyunca aldığı bir radyasyon türüdür ve bunlar bir şekilde belli oranda kansere neden olur. Bu bir olasılıktır tabii. Yani milyonda bir, işte 10.000'de bir, 100.000'de bir gibi. Diğer taraftan radyasyon tedavide kullanılan çok önemli bir tedavi yöntemidir.